Ne evlilik öncesinde böyle bir maceramız olmuştu. Yavuz Seçkin yıllardır kilitli duran özel odasının kapısını ilk kez Star Life'a açtı. Şöyle vuruyor. Falan böyle. Buralarda bak makyaj malzemeleri var. Yavuz Seçkin'den ünlülerin taklitlerini de büyük keyifle izleyeceksiniz. Bakın peynire temas etmeyin. Peynirin kendi yağı vardır. Bak 3 beyazdan uzak duracaksın. Bin bir surat, bin bir ses, namı diğer Das Foran, yani Yavuz Seçkin'in evindeyiz. Ben 6 ay. Var ya, adını dağlara yaz. Evet, direkt bunu takınca kendimi 6 ay moduna aldım. Das Foran. Evet, Das 6 ay. Sağ olun. Çocuklu evlerde çocuk odası olur ya, işte bu odada büyümeyen çocuğun odasıymış aslında. Yani burası benim kendimi böyle arındırdığım, izole ettiğim bir oda. Ondan sonra bazen böyle canım sıkkın olduğu zamanlar veya bir şey yazmak, çizmek istediğim zamanlar buraya geliyorum. Burada her türlü operasyonu yapıyorum kendime. Şu sıralar vizyonda olan Yıldızlar da Kayar Das Borak filminden kostümler de adeta kaşıkçı elması gibi bu odada muhafaza ediliyor. Michael Jackson'dan Das Borak, Das Borak yadigar kaldı. Michael'ın birçok konserde giydiği bu kostüm Das Borak kullandı desem tabii yalan olur. Biz de Das Borak için böyle şeyler dizayn ettik. Altın kaplama bir karakter olduğu için biliyorsun 24 ayar bir karakter Das Borak. Bu adam hep böyle mi kalacak? Orasını Allah bilir. Çok büyük bir iş aldık abi. Beni keriz mi zannettiniz lan? Oğlum ben şu küpeyle şuradan şuraya çıkmam. Bu odanın darmadağın hali eşi Dicle Hanım'ı adeta küplere bindiriyormuş. Ben dedim bunları götüreceğim, film çekeceğim. Tamam dedi ama geri getireceğimi söylememişti. Geri getirince bir sıkıntı oldu. Tırnak içinde beyler. Aç parantez, alttan dire. Büyük bir sıkıntı oldu. Bakın sıkıntı demiyorum, büyük diyorum. Konu yenge hanımdan açılınca Yavuz Seçkin yerinde duramamaya başladı. Bir de seslendirme olursa. Bak şöyle geliyor. Şöyle vuruyor. Falan böyle bir... Korkudan mı yoksa adrenalin mi sebep oldu bu dansa bilemiyoruz. Efendim şu kutunun içinde neler var bunu da bilemiyoruz ancak anlatırsa öğreneceğiz. Buralarda bak makyaj malzemeleri var. Biliyor musun? Yani bu işte öyle. Tabii tabii burada makyaj malzemelerim var. Yani burada her türlü her şey var yani bütün aksesuarlar. Mesela. Peruk ortaya çıktı. Bakın hemen kimi taklit ediyor usta komedyen. Abi Aziz Yıldırım. Olabilir mi? He? Abi mikrofonu bana indir. Usta fenerli olarak. Evet evet bak öyle bir şey yok. Yavuz Seçkin komik taklitlerine birazdan devam edecek. Odanın balkon kısmında da özel fotoğraflar sergileniyor. Orhan abiyle çok yani hakikaten evinden çıkmam Orhan Gencebay'ın sürekli gider gelirim. Bir baba taklidi alalım. Evet ama... Photoshop gibi de durmuyor değil yani. İnandınız değil mi? Evet. Volkan abiyle dünya starlarıyla da yıllarca çok samimisiniz. Tabii tabii. Ya o da bu filmde oynamak istemişti. İsmini hatırlayamadım arkadaşım. Bir saniye. Gözlerimiz yanlış görmüyorsa bu Rihanna değil mi? Bu da. Ya tabii bu evlilik öncesinde artık yani buraya çıkardım ki hanım görmesin. Evlilik öncesinde böyle bir maceramız olmuştu. Yani size ama hatıralar cips yediriyor. Komik adamın boş zamanlarında yaptığı Photoshop uygulaması tabii ki. Gülmeyi çok seviyor, güldürmekten para kazanıyor Yavuz Seçkin. Kendi eğlenemezse işini isteyerek yapamıyor. Usadım çeşmeye, gelmez olaydın. Söylemesi ayıp karnımız acıktı. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Bakalım menüde neler var. Bakın çok güzel dilimlenmiş. Siz daha önce... Geleceğinizi söylediğiniz için ben bunları hazır dilimledim. Evet. Şimdi bir tane tava. Dur bakalım. Ha. Peynirli omlet yapacak Yavuz Seçkin. Galiba sirkeli omlet yapacak. Özellikle sirkemiz var. Sirkeyi de bu omlet yapımında. Yani hoydonk usulü persili. Omlet yapımında kesinlikle kullanmıyoruz. Organik yumurtalar dolaptan alındı ve artık yetenekleri sergileme zamanı. Bu zamana kadar çok kırıcı bir insan olmamaya gayret gösterdim. Efendime söyleyeyim. Bu kısım önemli. Şöyle hop buraya verdik köşkuyu. Ondan sonra hop
Böyle. Evet, böyle. Yo yo. Askerde ikmal yaşta çavuşuydum. Yani tatbikatlarda yemekleri ben yapıyordum. Onun için benim askerliğim bitmedi. Sürekli diskoya gönderiyorlardı beni. Biliyorsun diskoyu. Disko vardır askerde böyle. Yani zehirlediğim için askerlere sürekli. Bizim zırhlı tugaydı. Üçüncü zırhlı tugaydı. Bayağı tugay yarı yarıya azaldı benim yemeklerden sonra. Tayinler çıktı yani. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Efendim peynirlerimizi, pardon. Ben çok özellikle hijyenik olmayı seviyorum. Eğer eşi Dicle Hanım dağılacak mutfağı görürse Yavuz Seçkin'in dağınık odasından daha çok sinirlenir herhalde. El çünkü eldeki bu deriyle temas ettiği zaman bu peynir laksafinten çiftleri fonten oluyor. Yani baz oranında kendimi Ahmet Maranki gibi. Bakın peynire temas etmeyin. Peynirin kendi yağı vardır, kendi tuzu vardır. Böyle at içine. Heh. Evet. Bir de dikkat ederseniz efendim ekmeğimiz yok. Çünkü Canan Karatay korkusu var bizde. Ekmek yeme! Yeme! Bak, üç beyazdan uzak duracaksın. Üç beyaz! Beyaz don! Beyaz atlet tekeri ya beyaz! Gözleri böyle bakıyor bak! Evet, gözlerim bozuluyor. Evet, devam ediyoruz. Buna onay verir. Zaten birazdan arayacağız kendisini. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak peynirli omletimiz hazırlanmaya devam ediyor. Ya bu birkaç... Misafirimize yaptım ben bunu da. Sabah kahvaltıya geldiler, pazar branşına. Bak 3-4 yıldır gelmiyorlar. Arıyorum da telefonla oya basıyorlar. Anlamadım hani acaba iyiler mi? Onlar bizi seyrediyorlarsa beni bir arasınlar. Mümtaz Bey yan komşum. Taşındı hatta. Organik yumurtalar çırpıldı. Organik tereyağı ısınan tavaya sürüldü. Şimdi şöyle bunu bakın gördüğünüz gibi peynirde merkez kaç kuvveti, peynir ortada şey oldu, yuvalandı. Bu da benim özel döküş tarzımla alakalı. Sağdan sola dökeceksiniz. Sohbet ederken yumurtalar yanmasın da. Ooo, 3 kişilik omlete 2 misafir daha eklendi. Evet. Aa, hoş geldiniz. Yavuz Seçkin'in eşi Dicle Hanım ve dünyalar tatlısı kızları Mila'da mutfakta. Çok güzel olmuş. Valla süpersin. Geldi. Yavuz'un eli lezzetli. Ve efendim hazır hale geldi. Ara ara. Omlet, salata, çok güzel salata yapar. Evet, bu böyle biraz soğumayan koyalım. Gördüğünüz gibi, abi bak, çok teşekkür ederim. Hemen çocuk görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi ben Mila'yı bu yumurtalarla, bu omletlerle büyüttüm. Mila, kedisi Badem'le tüm gün yan yana yaşıyormuş. İsmin adı ne? Söylemedi onu bize. Badem. 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 Çok mu seviyorsun hayvanları, kedileri? Baba kız en çok ne yaptı? İranlı Badem. Ondan sonra işte... İran'dan geldi. Bize de uyum sağladı yani. Tabii. Üç dil biliyor. Kedi. Enteresan yani. Arapça. Arapça, Hintçe ve Türkçe'yi bilmiyor. Bir de İngilizcesi var belki. Ondan sonra. Bu arada Yavuz Seçkin'in evdeki film ve sahne eşyalarının dağınıklığından şikayetçi olan eşi Dicle Seçkin söz hakkını kullanıyor. Dekor alıştım ben galiba. Her yerde peruk, her yerde eşyalar. Ne? Kaş gözü yok. O ne? Çok seviyorum. Evet, evet, evet. Güzel, alıştım. Çok güzel. Yani o kostümlerin falan hiç evden gitmesini istemiyorsun. Değil mi? Bunların hepsi daha hatta daha çok kostüm alayım, daha çok... Ama açığım, daha çok getir hayatım, tamam mı? Evet. Kırık dekor parçaları falan, her şey açığım. Tamam, çok abartmadan. Çok abartmadan, böyle kıvamında şey yapar. Bu da iyi oldu, bunda. Kayıtlar aldım, gittikten sonra yola çıkmadı. İyi oldu. Özür dilerim. Evet, sağ ol. Gel, gidersin. Gel bakalım. Teşekkürler, bay bay. Bye yine bye. Gelin ama 3-5 sene sonra gelin. Anca yumurtalar anca oluyor çünkü. Teşekkürler sanatçı. Teşekkürler. Avantamızı alalım.